Ya dışarıda yemek yemek çok iyi fikirmiş. Günlerdir içeri kapandım, bunalmışım vallahi. Konuşabildin mi çocuklarla? Varmışlar mı sağ salim? Evet, az önce konuştum. Varmışlar, gayet iyiler. Şeyma, keşke sen de gitseydin. Değişiklik olurdu. Hem fazla iş de yok. Ay yok, bana pek cazip gelmedi önüm ona. Şeyma'ya uymaz öyle doğal hayat falan. Piknik bile sevmez. Hadi biz kalkalım. Bir yere uğramamız lazım. Siz kalın ama, tamam mı? Dedikodu yaparsınız. Çok geç kalmayız annem hanım. Dert değil canım. Keyfinize bakın. Hadi görüşürüz. Afiyet olsun. Yeter. Katlettin salatayı. Ne oluyor? Söyle bakayım. Ay yok, bir şey olacağı dalmışım öyle. Var bir şey. Dur tahmin edeyim. O şeyin adı Mete, hı? Saçmalama, o konu çoktan kapandı. Öyle mi canım? Peki hastaneye gittin mi? Yo, niye gitmem mi gerekiyordu? Adamın beyninde bu kadar tümör çıkmış. Boru değil yani. Ah, benim çok işim var. Hadi kalkalım. Sence? Yani nereye giyeceğini söylemeden nereden bileyim? Ay illa bir yere mi giymem gerekiyor Olcay? Kendim için bakıyorum. Kızılım, sen hiçbir şey laf olsun diye yapmazsın. Eskiden de o. Ya ne yalan söyleyeyim, şaka maka bayağı değiştin sen ya. Yani neredeyse sıkıcı bir tip oldun yani. İyi tamam hadi, Mete'ye gideyim diyorum. Ha, şimdi oldu. Yani acıdım, yazık, yapayalnız kaldı hastanede ondan. Tamam. Bu da o zaman. Oo, çok güzelmiş. Ama dostça bir ziyaret. Hastaneye niye gitmedin o zaman? Kendimi hazır hissetmedim. Şimdi hazırsın yani. A pardon, yeni elbise alınca hazır olacaksın. Ay öf Olcay, aa. Işıkcığım, bela mısın? Neden anlamıyorsun? Ben dışarı çıkmak falan istemiyorum. İlaçlarım bitti. Hiçbir problemin yok. Gayet iyisin. Yani iyi sayılırsın. Yatarak geçirdiğin günlerde biraz göbeklendin sanki sen. Göbek mi? Hadi oradan. Sensin göbek. Bundan bahsediyorum. Hadi marş marş. Gidiyoruz. Aman az yaptın ya. Pardon, ben tam zile basıyordum. Şeyma. Hoş geldin. Girsene içeri. Ay yok, ben... Hayır, ben sizi rahatsız etmeyeyim. Sonra gelirim. Siz galiba dışarı gidiyordunuz. Yok yok, ben zaten şimdi çıkıyordum. Geçmiş olsun tekrar. Görüşürüz. Şeyma, biraz sahilde yürüyelim mi seninle, ister misin? Tabii. Bir anahtarımı alıp geliyorum. Ya özür dilerim, benim gelmeden önce bir haber vermem gerekirdi. Saçmalama Şeyma, özür dilenecek bir şey yok. Ya aslında ben bir geçmiş olsun deyip gidecektim. Hani hastaneye de gelemedim ya. Şimdi bu planlarınıza engel oldum falan. Ben artık plan pek yapmıyorum. Hı, ben de. Mete, ben... Şeyma. Neyse, önce sen söyle. Peki. Şeyma, ben senden özür dilemek istiyorum ama bunu nasıl yapacağım bilemiyorum. Yani yaptığım her şeyi hatırlıyorum. Tamam. Ama niye yaptım? Yaparken ne düşündüm?
Onları hatırlamıyorum. Seni çok üzdüm biliyorum. Özür dilerim. Ben de çok hata yaptım. Bedelini ödedim ama. Hem de çok ağır ödedim. Yani hastalığım olmasa yine böyle olur muydu? Onu da bilemiyorum. Yani yaptığım her şeyi kafamdaki tümöre bağlamak, ne bileyim. Senin en azından bir bahanen var. Benim o da yok. Hiç böyle olsun istemezdim şey. Keşke. Keşkeleri bırakalım bence. Olan oldu bir kere. Ama belki de bunları yaşamamız gerekiyordu bizim. Ben mesela büyüdüm. Bazı anılar var. Hatırlayınca canım çok yanıyor. Ama ben bunlar sayesinde güçlendim ve artık hep önüme bakacağım. Bak ne güzel. Senin adına sevindim. Ama ben ne yapacağım hala bilmiyorum. Ne yapacağımı, ne düşüneceğim bilemiyorum ya. Benim için önemli olan insanlara kendimi nasıl affettireceğim hiç bilmiyorum şu an. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayal, gel şaşırt bugün beni.